Herkese merhaba. Bu videomda mekanik klavye tuşunuz eğer tam basmıyorsa nasıl eski performansına geri çevirebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Umarım yararlı bir video olur. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Monitörümün üzerinde bir kamera daha bulunuyor. Bunu da sizler için aktif hale getireceğim. Standart bir webcam olduğu için yayında donmaları olabilir. O yüzden küçük ekranda göstereceğim sizlere. Evet, kameralarımız da hazır. Şimdi yayına başlayabiliriz. Klavyemi uzun süre kullanmadığım için kızıma vermiştim. O da mamasını dökmüş üzerine. Benim klavyem tamamen çizilmez olduğu için ince tornavidanın ucuyla üzerinden kaldırıyorum. Siz sadece ıslak mendil kullanın eğer çiziliyorsa. Klavyemin de içerisine bakacağım. İçerisinde bir akıntı var mı yok mu diye. İç kısmında herhangi bir sorun yok. Klavyem taş gibi maşallah. Şimdi de bağlantı kablosunu sökeceğim daha rahat çalışabilmek için. Genel olarak temizliğini yaptım. Şimdi tekrardan kablosunu takacağım ve o şekilde üzerinde tuşların denemesini yapacağım. Şimdi hangi tuşun çalışıp çalışmadığı için ışık fonksiyonunu aktif edeceğim. Tuşları söktüğüm için bulmakta zorlandım ama şimdi buldum. Burada hangi tuşa basarsam oradan ışık yanmaya başlayacak. Eğer tuş basmıyorsa ışık yanmayacak orada. Gördüğünüz gibi bu tuşumda ışık yanmıyor. Burada sorun var. Bu sorunu çözmek için yöntem çok basit aslında. İçerisinde teller var. Bu metalleri biraz sıkıştırdığımız zaman eski işlemine geri dönecek. Zamanla bu metaller gevşiyor. Gevşediğinden dolayı da tuşlar basmıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Elinizde böyle bir ince tornavida yoksa sivri bir şeyle de yapabilirsiniz ama dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Buradaki pinler çok ince olduğu için kırılabilir. Tuşunuzu tamamen kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Tuşun dört tarafında da metal bağlantılar vardı. Bu bağlantıları sıkıştırdıktan sonra tuşum artık eskisi gibi dokunduğunda işlevini yerine getiriyor. Görüyorsunuz ekranda da. Şimdi sırasıyla diğer çalışmayan tuşları da kontrol edeceğim ve onları da aynı işlemi uygulayacağım. Siz de aynı şekilde işlemi uygulayabilirsiniz. İçindeki metalleri sıkıştırdığınız an tuş ilk günkü gibi basmaya başlıyor.
Evet, tuşlarımızın temizliğini ve bakımını yaptık. Şimdi de yerlerini yerleştiriyorum düğmelerini. Evet, bütün tuşlarımızı yerleştirdik. Şimdi üzerinden tekrar son kez kontrol ediyorum. Bu tuşu tam basmıyor. Hemen onu düzeltelim. Gördüğünüz gibi ufak bir sıkıştırmayla çok hassas duruma geldi. Eğer sizde de böyle sorunlar varsa siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Bütün klavyeleri aynı değil. Bendeki biraz sağlam olduğu için ben daha da sert davranıyorum. Tam her şey tamam demişken klavyeyi vidalamayı unuttum. Şimdi hızlıca vidalarını yerlerine yerleştiriyorum. Son kontrollerimi de yapıyorum. Klavyem tamamen kullanıma hazır durumda. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Madem buraya kadar izledin, bir beğenip de abone olmayı unutma sakın.